Öykü. Öykü. Hadi teyzeciğim kalk yukarı yat hadi. Hadi İzem. Ama sabah kalkamayacaksın sonra. Hoş geldin Murat Bey. Yeşim yok dışarıda işi varmış. Belki gelemeyebilirim dedi. Tabii sen bu çocuk niye burada yatıyor? Yatağında değil bu. Kalk yerine yat dedim. Kalkmadı ne yapayım? Götürüp yatıracaksın. Ben. Evet tabii sen. Ay ben kendimi yukarı götüremiyorum. Bu çocuğu nasıl taşıyayım? Ya öyle bela kuvvet. Seninle daha sonra görüşeceğiz. İpini çekeceğim senin. Öykü, güzel kızım. Ben geldim. Baban geldi bir tanem. Hadi kalk. Hadi kalk canım. Baba sen mi geldin? Ben geldim bir tanem. Hadi yatağımıza gidin. Gel. Gel. Terlen. Hadi gel. Gel bir tanem. Göreceksin. İpimi çekecekmiş ama çekmezsen attım kalır. O da kendini bir şey sanıyor. Hadi gel hocam. Gel kızım gel. Üstünü bile değiştirmemişler kızıma. O bir takım benim. Yakında defterine duracağım onunla. Göstereceğim ben ona. Gel kızım. Hadi yat. Baba benimle yatsana. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum. Papatyan benim. Ben buradayım merak etme. Yanındayım tamam mı? Seni çok seviyorum. Annemi de çok seviyorum. İkinizi de çok seviyorum. Ben de seni dünyalar kadar seviyorum. Aşkım benim. Ben buradayım merak etme tamam mı? Güzel kızım. Ne oluyor be? Gidecek geç. Hadi hadi kalk kalk kalk. Eşyalarını topla gidiyorsun. Anlamadım. Türkçe bilmiyor musun sen? Eşyalarını topla gidiyorsun dedim. Hayır senin kafana bir şeyle mi vurdular? Bir şey mi düştü kafana? Doğru konuş. Murat Beyciğim. Ya ben
size bir sofra kurayım. Kan şekeriniz düşmüş herhalde. Bir iki lokma yiyin de zihniniz biraz normal çalışsın. Hanım. Ooo, otel güzelimiz de gelmiş. Zina kraliçemiz teşrif etmişler. Zina yapmak nasıl bir duygu Yeşimciğim? Ne? Zina mı? Sen daha iyi bilirsin. Hı? Sen söyle. Hiç zahmet etmeseydin niye geldin ki eve? Otelde, o otel çok güzeldir ya. Murat saçmalamayı kes. Teyze yukarı çıkar mısın? Niye? Yukarı çıkar mısın? Murat'la bir şey konuşacağım hadi. Ya ne konuşacaksan benim önümde konuş. Ya yukarı çık! Delirtme beni! Hayır, 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 hayır. Burada kalsın, burada kalsın teyzen. Yaptığın ahlaksızlıkları kulaklarıyla duysun. Aşkın adı ne zamandır ahlaksızlık olmuş? Zinanın adı ne zaman aşk olmuş Yeşimciğim? Ne zinası Yeşim? Ne diyor bu? Teyze sus. Zina olabilmesi için aramızda gerçek bir evlilik olması gerekiyor Murat. Ama hukuk öyle demiyor. Hukuk öyle demiyor. Ayrıca ortada Dündar da olunca tabii. Oğlum, Dündar senin oğlun değil. Böyle mi savunacaksın yani? Hakim yemez bunu söyleyeyim. Değil diyorum. Peki nereden biliyorsun? DNA testi mi yaptırdın? Hayır, Güzide ablaya gittiğimde Dündar'ı doğurtan ebe gelmişti. Onu ben doğurttum, karışmış olamaz dedi. Bu senin zina yaptığın gerçeğini değiştirmez. Çünkü senin nikahlı kocan benim. Gel seninle güzel güzel konuşalım. İki medeni insanız sonuçta değil mi? Ben Dündar'ı seviyorum ve hayatıma onunla devam etmek istiyorum. Hemen mahkemeye başvuracağız, boşanacağız. İsteklerim konusunda da makul olacağım. Merak etme. Yani öyle malların yarısını falan da istemiyorum. Yok Yeşimciğim, yok, onu öyle yapmayacağız. Şöyle yapacağız bak. İlk önce şu arsız teyzeni alıp defolup gideceksin. Evlilik sözleşmesini iptal edeceksin. Boşanırken benden bir kuruş bile para istemeyeceğine dair protokol imzalayacağız. Ya Muratçığım, sen gökyüzüne gönderdiğim milyonlarca kopyası olan videoyu unuttun herhalde. Ha, bir tanesi de bende olandan mı bahsediyorsun? Boş olandan. Boş mu? Evet, boş. O su da bozulmuştur, boş falan değil. Sende bir görüntü olmadığı için olabilir mi acaba? Murat, beni zorlama. Hadi göster, zorluyorum. Göster. Göster o videoyu. Gerçekten, yani konuyu kapatacağım. Gerçekten. Murat. Yeşim. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun ya? Hangi video bu? Korkmaz'ı vurduğu video mu? Bu kepazenin Korkmaz'ı vurduğu... Teyze, sus! Ya sen kendini akıllı mı zannediyorsun Yeşim? Ya ben sana sahte nikah kıydım kızım, sahte nikah. 5 yıl sen benimle evli olduğunu zannediyordun. Yani Güzide uyanmasa bu 20 yıl bile devam edebilirdi. Bak, sildiğimi biliyorsun. Sen de biliyorsun onu. Şimdi neyse, yolcu yolunda gerek, uzatmayayım lafı. Sülük teyzeni alıp defolup gidiyorsun buradan. Hadi. Bana bak, doğru konuş. Sensin Sülük. Hadi!